Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 122 ve 123 çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. ABCD kare demiş ve eşkenar üçgen verilmiş. Şu eşkenardaki kenar eşitlerini yazalım ve 60 dereceleri şöyle bir yazalım bakalım. E kare olduğundan dolayı bütün kenarlarda eşit değil mi? Evet çift çizgisi diğer çift çizgileri de koydum. E, tamamı 90. Buraya ne kaldı? 30. E 30 saat. İkiz kenarın tepe açısı 30 180'den 30 çıkart. 152'ye böl. 75 75 yapar. E bunun tamamı 90 ya. X'e kaç kalır o zaman? 75'in 90'a tamamlayanı. Yani 15 kalır. Birinci soru. Akçay oldu geldik 2'ye. ABCD kare BD köşegen ve BD ile AE birbirine eşit verilmiş. Bir dikkat dikkat. Şu alakasız yerde köşegenle alakasız yerde bir eşit verilmişse ne yapıyorduk? Diğer köşegeni de biz çiziyorduk. E köşegenler birbirine eşit değil miydi? Şu köşegenle şu köşegen eşit. A ne çıktı burada? Hocam ikiz kenar üçgen çıktı. Köşegenlerin eşitliğini yazınca burada da ikiz kenarlık çıktı. E köşegen çizdik ya. Hocam köşegen 45-45 diye şey yapar. Buraya ne kaldı o zaman? 20 derece kaldı. İkiz kenarın tepe açısı 20 ise 180'den 20 çıkart 2'ye böl. 80-80 yapar. E buraları 80. Burası da 80 oldu. E bu köşegen ya. Hocam burası 45. Burası da 45. Aha da burası 80 olduğundan. 45 artı x eşittir 80 olduğundan x'i de böylelikle 35 derece olarak buluruz. Evet cevap C an oldu. İkinci soruda geldik 3'e. Şu üçü birbirine eşit verilmiş. BC uzunluğu da 16 verilmiş. Arkadaş burası 16. İkiz kenar tabanda mevcut. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer mi? Çizer. 8, 8. E hocam kare bu da eşit verilmiş. Bak burada bir dikdörtgen çıktı. Ne güzel bir şey değil mi? Şuraya A dersen burası da A. E hocam tamamı 16, 16. 16 x A olacak. Pisagor. Normalde a kare eşittir 8'in karesi artı 16 eksi a'nın karesi deyip işlem 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 yaparsınız. A'yı bulursunuz ama 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 8 varsa büyük ihtimal 6 8 13 üçgendir. A'yı 10 koysan 10 koyduğun zaman ne yaptı? 6 8 13 üçgen çıktı ve EB'nin uzunluğu isteniyor bizden. EB e, çıkmış zaten 10. EB'nin uzunluğu 10 yani cevap E'dir oldu. 3. soruda geldik. 4'e Arkadaş, ebenin uzunluğu isteniyor. Şu x'i bulmak istiyorsan 90 dereceye karşılık. Hocam şuradan dik mi çizsek? Dur, dik çizmeden önce. Ekstra bir 90 derece var mı? Var. Dal alfa beta'ya. Alfa, beta. Hocam alfa dedik. Aa ne güzel. Buradan dik çizersen böyle benzerlik çıkar ama kenarlar saçma sapan çıkmaz mı? Çıkar. E ne yapalım? Karede genelde tamam dik dörtgenle benzerlik oluşturuyoruz ama karede eş üçgen oluşturmak daha mantıklıdır ki zaten biz bunu biliyoruz. Alfa'ya ait dik üçgen oluştur dediğimizde ya buradan dik çizeceksin ya da buradan dik çizeceksin. İki ihtimalim var. E buradan dik çizersem çok güzel oluyor. Alfa 90 beta senin şu üçgenlerin benzer. Hatta kenarlar eşit olduğu için kare olduğundan dolayı bunlar eş üçgen oldu mu oldu. E o zaman iki üçgen eş üçgense beta'nın karşısı 5 ise beta'nın karşısı 5 yapar. Alfa'nın karşısı 9 ise alfa'nın karşısı 9 yapar. E tamamı bunun 9'du. 4 kaldı ve burada bir dik üçgen çıktı karşımıza x'in karesi eşittir 4'ün karesi ve 9'un kareleri toplamı x kare eşittir kaç yapar 16 ile 81'in toplamı yapar yani 97 mi yapıyor evet x kare eşittir 97 ise x de kök 97 çıkar dördüncü soru Ceyhan olur geldik 5'e Vallahi köşegen çizilmiş 7 verilmiş bir de 23 verilmiş be uzunluğu be uzunluğu 23 23'ten 7 çıkartırsan 23'ten 7 çıkınca kaç kalıyor kafa kaldı durdu, durdu bende sanırım 16 yapıyor değil mi 16 burası. E hocam köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de biz çizelim kardeşim. Şöyle çizdik. Hocam köşegenler dik kesti Eyvallah. Burası 16'ydı. 8, 8 yapar burası. E, hatta burası da 8 burası da 8 yapar. Çünkü köşeleri olan uzakları, köşegenlerin kesim noktasının köşeleri olan uzakları birbirine eşitti. Ve şurada bir dik üçgen var. Dik üçgenin kenarları kaça kaç? Hocam bir kenar 8 bir kenar 15. 8, 15 ne üçgeni? Hadi bil bakayım. 17 cevap 17. Yani 5. soru balık kesir oldu. Geldik 6'ya. Şekilde ABCD karesi ile FBC ve DC üçgenleri verilmiştir. Evet. DC DE uzunluğu 16, CE uzunluğu 12, KL 13 demiş. Ya yok arkadaş fazla yazılmış. Bu fazla bilgi. Yok böyle bir şey. DLF dik. Hocam DLF. O EF'den bahsediyor arkadaş. O zaman bu doğrusal değil midir arkadaşlar? Çünkü EF'den bahsetmişiz böyle doğrusal. O zaman doğrusalsa işimiz kolay alfa 90 beta beta 90 alfa e hocam burada da abf doğrusal yazılsaymış iyi olurmuş ya da işte af BC dik falan denseydi daha iyi olurdu sanki burada da bir eksik bilgi var kusura bakma tamam şurayı 90 kabul edelim şimdi alfa 90 burası da ne oldu beta oldu yani sarı üçgenle mavi üçgen benzer oldu mu oldu şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar 12 16 20 üçgeni e hocam burası da 20 tamam benzerse şu üçgenle şu üçgenle benzerlik kur, kur kardeşim Alfanın karşısı 12. Alfanın karşısı x. Zaten bf isteniliyor bizden. Alfanın karşısı 12 bölü alfanın karşısı x eşittir. Burada betanın karşısı var. Betanın karşısına gelelim. 16 bölü bu üçgenden başlamıştık. Buradaki betanın karşısı 20 oranı. 4'e böl 4. 4'e böl 5. 4'e böl 4'e böl 3. 3 kere 5. 15. X'i böylelikle kaç buluruz? 15 buluruz. Klasik bir alfa beta benzerliği. Bu sorunun niye hatalı olduğunu söyleyeyim mi? Ben bunu değiştiriyordum genelde. FB. Hiç böyle takım çağrıştırmıyordum. Sırf Fenerbahçe yazıldı diye yanlış oldu. Sakın beni böyle kötü yoruma yok bir şey yapmayın. Kötü bir şey söylemedim burada. Tamam sadece değiştiriyorum ya böyle ne bileyim öğretmenin takımı olmaz. Öğretmenin siyaseti olmaz diyorlar ya. Hani ben de takımımı belli etmiyorum diyorum ama soyadımdan da belli oluyor galiba. Evet neyse cevabı ne bulduk arkadaşlar? Böylelikle x'i 15 bulduk. Yani cevap C han oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Şimdi 40 11 2 3 falan filan vermiş. Burada bir hikaye var. İşte ne isteniyor benden? Su borusunun genişliği. Yani şuradaki su borusu isteniyor arkadaşlar. Yani su, su borusunun genişliği önemsizmiş. Şekilde verilenlere göre tarım alanı. Tarım alanı burası herhalde anladığım kadarıyla. Şurada bir bahçe var da bunlar sulak alanlar da su borusuyla burayı suluyor da bu hikayeden bahsetmiştir büyük ihtimalle burada. Evet gençler, bu da şekilde bir kare büyük ihtimalle. Tamam. Arkadaş bunu dik üçgene karşılık getireceğiz. Nasıl getiririz? Hocam Hop şöyle bir dik çizerek dikdörtgen oluşturarak değil mi? Bir de böyle bir dik çizerek olay biter. 40 ise burası da 40'tır. E burası da 40'tır. 11 ise burası 11'dir. Eyvallah. 2 ise buraya da 2 yazarız. 3 ise buraya da 3 yazarız. Bu bir kare mi? Kare. Kare ile ilgili herhangi öz, herhangi bir şey söylemiş mi? Söylememiş. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaş. Ne yapalım burada? Şurada 40 var, 3 var, 43 var. Burada sadece 11 var. O zaman ben şuraya bir A dersem. Hocam burası da A mıdır? Evet. Bu bir kare olduğundan dolayı burası A artı 43. Hocam kare ya A artı 43 olacak. A artı 43'ten 11'i çıkartırsan hatta e, şunu, şurayı bulacağım ya ben şimdi. 11 ve 2'yi çıkartırsam 13'ü çıkartırsam A artı 30 yapıyor. Buraya A artı 30 yaptı. Çünkü tamam A artı 43. Normalde buraya A artı kaç kalır? Şuraya. A artı 30. 2 mi kalır? 11 çıkartırsam evet. İkisi de burada olduğuna göre A artı 30 oldu. Hocam Hocam. Aklıma şey geldi. Skeç geldi ama neyse. Hocam burada ne var? Bir 90 derece. Bir Pisagor bağıntısı. Valla büyük ihtimalle ne üçgendir? 15 var ya 15'in katı. 9, 12, 15'tir. Deneyelim mi? Hissedelim mi? 9, 12, 15'in 10 katı mı acaba? Gerçekten 90, 20, 120, 150 mi? Bakıyorum evet öyle. A yerine 90 yazarsam 120 çıktı. A'yı 90 buldum. Bana göre diyor tarım alanı ne kadardır diyor alanı alanı nedir diye soruluyor. Tamam A'yı 90 bulduysak vay 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 işimiz var. 90 bulduysak şurası 90 artı 43 eyvah eyvah 90 artı 43 kaç yapıyor 133 yapıyor değil mi arkadaşım evet 133 yaptı 133'ten şu alanı ve şu alanı çıkartacağım 133'ün karesinden yani 133'ün karesinden bu alan kaç bu alan 440 yapıyor bu alanda kaç 6 yani 440 6'yı çıkartacağım sonu 9'lu mu bu evet Sonu 9'dan sonu 446. 446'yı çıkartacağım. Sonu üçlü bir şey yapması lazım. Oh çok şükür. Cevap balık esiri yaptı arkadaşlar. Vallahi hiç öyle işlem işlem yapmam. Kusura bakma 133'ün karesini kim uğraşacak? Sen de uğraşma. Sonu 9'lu mu? 133'ün karesini aldığımda. Evet sonu 9'lu. Sonu 9'dan 446'yı çıkartırsam yani 6'yı çıkartırsam sonu 6'lıyı çıkartırsam sonu 3'lü bir şey olacak. Sonu 3'lü bir şey de şıklarda bir tek bu var. İstersen de yanlış saçıklara yaz tamam mı? sonra düzeltiriz biz bunu. 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. Evet, şekil bir de ön yüzü turunca, arka yüzü sarı olan ABCD karesi köşelerinden F2H karesinin üzerine katlandığında. Arkadaş bunu böyle ka katlamayı bir açalım mı? Şöyle katlamış. Bu böyle içeri doğru katlamış. Katlamayı açalım. Şu katlamayı açtığımızda eski haline geri gelecek arkadaşım. Eski halde bir kare değil mi? Evet. Şu kare. Evet. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Yaptı. Yani senin şu katlamada şu kenarlar birbirine eşit şu üçgen buraya geldi. Sonra bu üçgen buraya geldi. Hatta bu bir kare demiş mi? Demiş. Dur 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 çizgileri koymayalım. Şu kare demiş mi? Demiş. Soruda öyle demiş. Köşelerin EFGH karesi demiş çünkü burada. Tamam. E o zaman kare ise 90'lara mı uçuyor? Ben olsam dalarım alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta alfa beta. Alfa beta oldu mu? Oldu. Yani senin şu üçgenlerin ne oldu arkadaşım? Eş üçgenler oldu. Çünkü karenin kenarları birbirine eşit olduğundan dolayı 90'ın karşısındakiler eşit ya ondan dolayı. E Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? Ali Bey neredesin? Şurası. 24 vermiş ve turuncu renkli alan da 100 verilmiş. Arkadaş. Şimdi bunlar eş üçgen mi eş üçgen? Dur bakalım. Ben şuraya A dersem, e, şuraya A dersem, alfa'nın karşısı A'sa, katlamadan dolayı burası da. A. Ve şuraya B, B dersem. Yo buraya B demeyeyim. Şuraya B demeyeyim. Şuraya ben bir şey mi desem? Ay 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 ay. Ay 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 ay. Tamam. Buraya B diyorum. Tamam mı? O zaman eş üçgen ya. Burası A, burası B. Burası A, burası B. Burası A, burası B değil mi? Evet. Katladığımızda hocam burası da B yapacak. Bu kısa kenar katladığında bak şurası da A yaptı. Bak katladığında burası da A yaptı. Bak katladığında burası da A yaptı. Sonra buraya B demiştim. Hocam burası B eksi A yaptı. Tamam B ya. Aynı şekilde katladığında B yapacak. O zaman burası da B A. O zaman burası da B A. O zaman burası da B A mı oluyor? Evet. Hatta burası 90 olduğundan burası da 90, burası da 90, burası da 90, burası da 90 kare oldu. Şimdi B A'nın karesini kaç vermiş? 100 vermiş. B A'yı kaç buluruz arkadaşım? 10 buluruz. O zaman B A 10. Hatta burada B A'yı 10 bulduk ya. Dur 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 dur. Güzel bir şey geliyor. B A 10. Hocam burası B burası A'ydı. B artı A da kaç? B artı A da 24. Taraf tarafa toplarsam 2B eşittir 34'ten B'yi 17 olarak bulurum. B 17. Tamam. B 17 ise o zaman burası da 7 mi olacak? Evet. 7'ye 17 şeklinde devam ediyor arkadaşlar bunlar. AF uzunluğu nedir diye soruluyor bana. AF neredesin? A bulduk zaten. Bak. AF uzunluğu. 17 çıktı. Yani cevap balık esir çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Yani iki bilim girmeyebilirdik. Ay işte ilk baştaki sorudaki başlangıcım beni buraya etti. Cevap 17 oldu. Güzel bir soruydu. Evet 8. soru. Balıkesir mi? Balıkesir yaptı. Geldik 9'a. Valla dalarım alfa beta'ya. Ekstra bir 90 var. Alfa beta alfa beta. Ve burada K iken burası 3K verilmiş. EC uzunluğu K iken BE uzunluğu 3K verilmiş. A 4K burası. Hocam burası da 4K. Hocam 24. Yani burası 24 ise K'yı kaç buluruz arkadaşım? K'yı 6 buluruz. O zaman 6 kere 3 18. K'yı 6 buldun. yani şu üçgenlerde benzer değil mi? Benzer. Beta'nın karşısı K iken beta'nın karşısı 4K. 1'e 4. O zaman 1'e 4 oran varsa ben alfanın karşısı 18 ise alfanın karşısında 18 bölü 4. Yani 9 bölü 2 çıkar burası. E sonra ne yapacağız? Boyalı bölgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? E, karenin alanından şu alanları çıkartacağız. Haydi çıkartalım bakalım. Karenin alanı yani of 24'ün karesinden neyi çıkartacağız? Üçgenin alanını. 18 çarpı 24 bölü 2 eksi şu üçgen alanı. 6 çarpı 9 bölü 2 bölü 2'yi çıkartacağız. Tamam. 6 çarpı 9 bölü 2 bölü 2. 24'ün karesi 576 diye hatırlıyorum. Eksi şu kaç yapıyor? 9. 4 kere 9 36. 18 216 yaptı. Eksi hocam şunlar sadeleşse 3. 3 kere 9 27 bölü 2. 27 bölü 2 de kaç yapar? 13.5 yapar? Evet 13.5 yapar. O zaman şu 576'dan 216'yı çıkartırsak 460 yapıyor galiba. 460'dan da 13.5 çıkartırsak o zaman kaç geliyor arkadaş? 13.5 çıkartacağım. 13.5 çıkartacağım. E o zaman kaç geliyor? 346.5 geliyor galiba. Evet 346.5 geliyor arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu. Evet, geldik 10. soruya. Kare şeklindeki bir masanın üzerine yine kare şeklinde bir masa örtüsü konulmuş. Kare şeklinde konulduğu için sarkan kısımlardaki buradaki açı, buradaki şeylerde açılar kaçar derecedir? 90 derecedir. Sonra bunlar böyle sarkan kısımlarla özdeşmiş. Özdeş demesine de gerek yoktu bu arada. Niye? Şu sarkan kısmı katlama sorusu gibi düşün. Yukarı doğru kaldır. Elimizde bir kare var. Şöyle bak, şöyle bir kare var. Sarkan kısım. Hocam şurası şöyle sarkan kısmı böyle göstereyim. Bu da sarkan kısım. Bu da sarkan kısım. Bu da sarkan kısım. Bu sarkan kısımlar zaten özdeş olmak zorunda. Niye? Bu bir kare değil mi? Evet. E dışı de bir kare değil mi? Evet. Şöyle 90'ları yapıştır bak şöyle. E hocam zaten dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta alfa beta dersek sarkan kısımlar zaten özdeş oluyor. Tamam onda bir sıkıntı yok. Sonra. Yukarıdaki şekilde verilen masanın üç yüzey alanı 32. Bu yüzey alanı 32. Yani şuraya ben bir A diyecek olursam. A kare eşittir 32 ise A buradan kök 32. 4 kök kim oldu? Evet burayı 4 kök kim bulduk. Ee, bu arada bunlar eş olduğunu bulduk. E hocam alfanın karşısı A ise alfanın karşısı A. Alfanın karşısı A, alfanın karşısı A. Diğer kenarlarda B, 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 B özdeş olduğundan dolayı yazdık. Hatta kare olduğu da belli oluyor. Neyse 32 A ve B yazdık. 4 kök 2 yazdık. Olduğuna göre diyor masa örtüsünün sarkan kısımların alanları toplamı ne olabilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda bir ufak bir hata var ama iyi ki hatalı çünkü bu soru yüzünden çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Bak gerçekten ben normalde böyle bir 5 dakikanızı aldığım zaman üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ama bu soru için büyük ihtimal buraya geldiysen çok şanslısın. Şimdi soruyu iki türlü hale çevireceğim. İlk hali şu olsun. Bak dikkatli bir şekilde dinle. Alanları toplamı. Şuradaki sarkan üçgenlerin alanları toplamının en büyük değerini sorsam sana. Tamam. En büyük değerini sorabilirim. Hocam o zaman ben buradaki alanların en büyük değerini bulmaya çalışacağım. Yani o zaman soru biraz da üçgene de dönüyor. Tamam kare olmasından eşitlikleri falan filan şu hamleleri yapmalıydık. Bir yaptıktan sonra ya hocam A var B var. Yani şöyle herhangi bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu belliyse. Bu üçgenin alanın en büyük olabilmesi için. Yani Hipotenüsü 4 kökü olan bir sürü dik üçgen çizebiliriz arkadaşlar. Hatta ben şurada çizeyim istersen. Bak 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 yoruma bak. Hipotenüsü 4 kökü olan bir sürü dik üçgen çizebilirim. Biri bu. Hocam biri bu. Hocam biri şu. Böyle sonsuz tane çizebilirim değil mi? İşte bunlardan bir tanesinin alanı en büyük olsun diyor bize. Alanın en büyük olması için ne olması lazım? İşte tam olarak şu böyle olursa yani ikiz kenar dik üçgen olursa diyebiliriz. Matematiksel olarak da ispatlayayım. Ben şimdi A çarpı B bölü 2'nin en büyük değerini istiyorum ya. E A ile B'yi birbirine en yakın mı seçmeliyiz? En uzak mı seçmeliyiz? En yakın seçmeliyiz. En yakın da şurada A ve B değerleri birbirine eşitken oluyor. E burası da 4 kök ise A ile de B kaç yapıyor? 4 yapıyor. O zaman üçgenin alanı ne yapar? 4 çarpı 4 bölü 2. 16 bölü 2'den kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Evet. En büyük diye sorarsam cevap bu şekilde olacak. Yani her bir alan 8 oldu. 8, 8, 8, 8'den 4 kere 8 cevap 32 yapar. Peki dur. Hikayeyi ben şöyle değiştirseydim. Yani tamam hikayeyi koyduk. Aynen masanın üstüne örtüler seriliyor. Hatta örtüler seriliyor. Bu serilen örtülerde burada e, bu köşelerde üçgenler oluşuyor. Bu serilebilecek örtülerden. Şimdi bir sürü örtü seriyorum ya. A ve B değerlerine göre değişiyor. Mesela 4 kökkenin karesi eşittir. Mesela buraya 1 dediğinde... E, Karesi artı karesi. B değeri de kaç yapıyor? Bu 48, 47. Kök 47 yapıyor mesela. Hani uzunluk değişiyor. Örtü değeri değişiyor. Bak mesela 1 artı kök 7 yaptı. 2 yazarsam ne olacak mesela? Hocam 2 artı 4 16, 16, 32 32'den 4 çıktı. Kök 28 yapıyor mesela burası. O zaman kök 28 artı 2 yapıyor mesela. Yani ben bu şartı sağlayan bir sürü örtü serebilirim bu masanın üstüne. Peki ben sana soruyu şöyle sormuş olsaydım. İşte bu serilebilecek örtülerden Bak bu serilebilecek örtülerden. Örtüleri serdikten sonra şuradaki uç kısımlarının zemine en yakın olduğu durumda şuradaki üçgenlerin alanı nedir diye de sorabilirim ben sana. Mükemmel bir soru olurdu. Gerçekten bak bu soru için iyi ki burada duraksadın iyi ki beni şu an dinliyorsun dinlemeye devam et. Tekrarlayayım mı? Ne dedim? Aslında bunun üstüne bir sürü A ve B değerlerine ait bir sürü ben örtü serebilirim. Ama ben diyorum ki şimdi bu serilebilecek olan örtülerden şuradaki uç noktasının zemine en yakın olduğu durumdaki bu üçgenlerin alanları ne olur diye soruyor. Şimdi şu üçgeni baz al. Bak şu üçgeni baz al. Şu üçgen burada. Bak dikkat et. Bu üçgen şöyle şurada arkadaşım. Bak 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 çok dikkatli dinle. Bu üçgen burada burası da dört kökü olduğunu biliyorum ben şimdi. Arkadaş bu üçgeni böyle bir sürü çizebilirim. Hocam şurada da olabilir o üçgen. Şöyle Hocam şurada da olabilir o üçgen şöyle. Hop. Olabildiğince aşağıya getirmem lazım. İşte en aşağıya ne zaman gelir? Bu ikiz kenar olduğunda gelir. Yine aynı sonuca ulaşırız arkadaşlar. Niye? Hocam şimdi sen buna baktığımız zaman biraz çember bilgisi de gerekiyor. Bu çözüm yöntemiyle anlatacaksam sana. Bak şu dik üçgen. Bu da dik üçgen. Böyle çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Bu dik üçgenleri çizmek istiyorsam. Evet. E, o zaman dik üçgenlerimiz böyle çember yayı üzerinde olmak zorunda. Bu çember yayı üzerindeki oluşabilecek bak şuradan da seçebilirim böyle dik üçgen. Ee, en aşağıda olanını bulmak zorundayım. Zeminde burası ya şimdi. En aşağıda olanını da bulmak için ne yapacağız? Ya bir çemberin bir doğruya en kısa uzaklığı nedir? Tam merkezden böyle geldiğin zaman dik çizdiğin zaman işte çemberin en alttaki kısmı burası yapar. Tam burada seçtiğin zaman zeminle bu paralel ya şu masa kenarı. Çünkü zemini burası düşün masa kenarı paralel ya. Z'den dolayı bak burası 90. Aa hocam burası dik ve tabanı keş parçaya böldü. Yani bu kırmızı doğrularda e, bu en büyük alana sahip oluyor. En büyük alan değil. Yani bu en aşağıda uç en aşağıda olmuş oluyor burada. Bu da dik tabanı keş parçaya böldüğü için ikiz kenar olma durumunda oluyor. Hatta bu da bir kareydi ya. Burada kaçında 90 derece ya? 90 derece yani ikiz kenar olacak. x kenar 4 kök ise bu kenarlar 4 4 olacak. 4 çarpı 4 bölü 2 16 bölü 2'den bu alan 8 olacak o zaman. Bak şu alan 8. 8'den de 4 tane var deyip cevabı 32 işaretleyecektim. Evet normalde bak 5 dakikanı yani böyle bir dakikanı bırak bir dakikanı alsam bile içim el vermiyor. Çok rahatsız oluyorum. Aşırı derecede rahatsız oluyorum. Burada büyük ihtimalle sen bunu ikiz kenar alıp çözüp geçmişsindir belki. Hani merakından da gelip beni dinliyor olabilirsin ama dinlediğin için burada aşırı derecede şanslısın. Çünkü Bak sana iki tane mükemmel bir şekilde bir en büyük çevirdiğimde bu şekilde çözüm oluyor. Bir uç noktasının zemine en yakın olduğu durumdaki örtünün durumunu soruyorum sana. Harbiden mükemmel bir soru olur bu. Hatta seneye güncellersem bu soruyu bu şekilde güncelleyeceğim. Haberiniz olsun. Evet 10. soru denizde oldu. Çok güzel oldu bence. İyi ki yanlış olmuş. Geldik 11. soruya. ABCD kare, EFGH buldukları kenarlarının orta noktaları aslında paralel kenarda sorulan sorunun laciverti kare de sorulmuş arkadaşlar. E şimdi bunlar orta noktalar. Bak şimdi dikkat. Bunlar birbirine eşit. Hocam karşılıklı kenarlarda paralel ise bu paralel kenar yaptı. Yani şunlar da birbirine paralel oldu. Aynı mantıktan dolayı bak şurası da paralel kenar oldu. Çünkü bunlar paralel ve birbirine eşit olduğundan paralel kenar oldu. Yani şunlar hep birbirine paralel. Bak şunlar paralel. Ve aynı zamanda şunlar da birbirine nedir arkadaşlar? Maviler de kendi arasında birbirine paralel. Peki paralellik var. E, burada ne var arkadaşım? Alan dağıtım yapabiliriz. Şunu hatırla. Bunlar böyle eşit olduğunda A iken burası 3A olmuyor muydu? Evet. A iken burası 3A. Şimdi pembe taralı alanlar toplamından bahsediyor. O zaman bu alanlara girdim. Hocam sonra burası B ise 3B, C ise 3C, D ise 3D diyeceğim ama şu alanda 4'te biri. Bu alanda 4'te biri olduğundan bu alanlar eşit olacak. O yüzden burası da A'ya 3A olur. Yani A'lı cinsinden olur. B3B değil de A3A şeklinde olur. İstersen B3B yaz. B3B yazdığın zaman işte bu alan bu alana eşit olacak. Böyle eşitleri koyunca ABC'nin eşit olduğunu görürsün zaten. Ee, burası da eşit olmasından dolayı A'ya 3A. Burası da aynı şekilde A'ya 3A. Ya da dörtte biri olmasından dolayı da diyebiliriz. 3A. A'ya 3A yazdık. E hocam bu alan gerçekten tüm alanın dörtte biri değil mi? Evet. 3, 4, 5, 5A, 4'te 1 ise tüm alanda 20A yapar o zaman. 5 çarp 4'ten. E tüm alan 20 ise 3, 6, 9, 12. Bak dikkat et. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16'sı buradaysa buraya da 4A mı kaldı? Evet. Şimdi pembe taralı alanlar toplamı. 3, 6, 9, 12. 12A'yı 12 vermiş A'yı buradan 1 bulurum. Turuncu alanlar isteniyor benden. Şu. Yani 4, 5, 6, 7, 8 A isteniyor arkadaşlar bizden. O zaman A yerine 1 yazarsak cevap ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Evet cevap Akçay oldu 11. soruda. Ve böylelikle bu testi de bitirdik mi bitirdik o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani test 4'te karenin test 4'ünde kare testlerinden 4.sünde daha doğrusu. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.